Titanic'i antik kentinden çıkmış, burayı gezerken her yerde Lagina ile ilgili bilgiler görmüştüm. Hatta Statonikia'daki hamam içinde müzeleştirilen yerde çok fazla Lagina vardı. Saatlerdir gezdiğim için akaryakıtı biten aracımı akaryakıt almak için yatağın şehir merkezinde bir süre durakladım. O sırada etraftaki insanlara Lagina antik kentini sordum. Ve aldığım cevaplar felaketti. Ben de dedim ki kendi kendime, bir gün bir yatağında belki bir podcastimi dinler de Lagina hakkında bilgi sahibi olur. Bu Lagina ve Statonikia aralarında kutsal bir yol ile birbirine bağlıymış aslında. Hatta Statonikia'da bahsettiğim kuzey kapısından direkt Lagina'ya ulaşılıyormuş. Fakat Lagina yolu üzerinde gördüğümüz şu beton ve gaz yığını ocaklar yüzünden kutsal yol bulunamamış ne yazık. Tabi Kavrin Kitabı'yla podcast'ci bölümünde Statonikia'yı çekmiştik. Onu da dinlemek isterseniz buyurun biraz aşağıda hemen bulabilirsiniz. Lagina'ya ulaşmam biraz zaman aldı, bunu kabul ediyorum. Fakat sizlere aracımın lastiğini uçuruma kaptırıp daha sonra yanımdaki kardeşimle birlikte aracı oradan bir şekilde geri döndürmemizi de anlatmayacağım. Bu iyi haber. Yatağını Turgut Köyü içerisinde gördüğüm Lagina yazan kahverengi tabelayı görüyor ve rahatlamış bir ruh haliyle oraya giriyorum. Lagina aslında bir antik kentten çok bir kutsal alandı. Buraya çevre kentler tapınmaya ve çeşitli etkinliklere katılmaya geliyorlardı. M.Ö. 3000 yılına kadar gidiyor bu bölgenin yerleşim tarihi. Tanrıça Hakete adını adanan tapınağıyla birlikte Lagina'yı gezmeye başlayalım. Girişte bizleri Propilon ve giriş kapısı karşılıyor. Statonikia antik kentinden gelen kutsal yolun da bitiş noktası tam burasıydı. Doğru düzeninde yapılmıştı, sütun yivleri de iyonikti. Tek cepheli mimarisi ve tüm buluntuları göz önünde bulundurursak da Helenistik dönemde inşa edildiği biliniyordu. Şimdi stoalar antik kentler için kutsal alanlar olmanın yanında bir de toplumsal olayların gerçekleştiği yerdi aslında. Doğru düzeninde tek katta bir stoası vardı Lagina'nın. Buranın zamanında bir stadyum olduğunu düşündürecek kadar güzel korunmuş basamakları da vardı. Daha sonra bu basamakların kente gelenlerin dini törenlerini izlemesi için işte bir yer olduğu düşünülmüş. Propilon kapısından kente girenler hiç başka yola sapmadan belki birkaç saniyede bu oturaklarda kendini buluyor ve törenleri izleyebiliyorlardı. Stoa'nın devamında sağlı sollu 20 tane sütun günümüze ulaşmışlar ve beni gelecekte Stoa'nın her tarafı kazıldığında ortaya çıkacak yapıya şimdiden hayran bırakmışlardı. Lagina'da belki de en çok göze çarpan yapılardan biri kapılarıydı. Kazı başkanı Bilal Söğüt hocamızın da anlattığı üzere kentin kuzey ve doğu stoalarının sütunlu caddeye bağlanan tarafında 3 adet kapı bulunmuş ve çalışmalar tamamlanmış. Bu yeni buluntulara bir de Propilon kapısını eklersek 4 tane kapıyı günümüzde görebiliyoruz. Lagina'da eşsiz görseller çektim. Drone ile havadan görseller ek olarak çektiğim bir sürü eş düzey fotoğraf da var. Tabi bunlar için Instagram'da kahverengi tabela pot hesabına sizi bekliyorum. Hakete tapınağına geldiğimize göre sizlere önce ay tanrıçısı Hakete'den bahsedeyim. Hakete'den bahseden ilk yazılı kaynak Hesiodus'un Tegonia adlı eseri olarak biliniyor. M.Ö. 700'lü yıllarda İzmir Ala yakınlarındaki Kime kentinden Antik Yunanistan'ın Askra kentine göç eden bir ailenin oğlu olan Ozan Hesiodos, Yunan tanrılarının doğuşunu, tanrı soylarının ve kuşaklarının birbirini izleyip gelişmelerini anlatır. Tegonia'da her şeyden önce kaos vardı deniyor. İlk olarak Gaia yani toprak ananın var olduğu anlatılır. Gaia kendine eşit olarak dört bir yanı saran Uranos'u yani göğü yaratır. Ardından da yüksek dağları ve denizi. Uranos'la birleşerek erkek ve dişi titanları doğurur. Güneş soylu titanlardan Kaios ve Phoebe'nin ikiz kızları Asteria ve Leto'dur. Asteria'nın ikiz kardeşi Leto, Apollon ve Artemis'in annesidir. Bu akrabalık zincirinde tanrıça Hakete, Apollon ve Artemis'in kardeş çocuklarıdır. Hakete karada, denizde ve gökyüzünde güçleri olan tek tanrıçadır. Hakete, Hades'in kapısını koruduğu gibi, yeryüzündeki bütün kapıların da koruyucusudur. Sihir, falcılık ve intikam almayı elinde tutan tanrıç olarak da mezarlıkların sahibesidir. Şimdi Anadolu'da Hakete adına yapılan tek tapınak ve Korint düzeninde inşa edilen ikinci tapınak olma özelliğini taşıyor burası. Kuzeybatı, Güneydoğu doğrultusunda inşa edilen Hakete tapınağı hem İyon hem de Korint sütunlar barındırıyordu. Bu şekliyle bile eşsizdi. Çünkü her iki mimari akımdan da faydalanmıştı. Sütunların üzeri de tahmin edebileceğiniz gibi frizlerle kaplıydı. Bu frizlerde bir hikaye anlatılmıştı. Tapınağın dört bir tarafında da farklı bir hikaye.
Doğu cephede Zeus'un doğumu ve yaşamı, kuzey cephede Amazonlar ile Grekler arasındaki barış, batı cephesinde tanrılar ile gigantlar arasındaki savaş ve son olarak güney cephede ise tanrıların yaptığı bir toplantı taşlara işlenmiş. Şimdi buraya girdiğiniz andan itibaren Osman Hamdi Bey peşinizi bırakmayacak aslında. Kimdir bu Osman Hamdi Bey dediğiniz duyar gibiyim. Bunun için farklı bir podcast ayırdım ama kısaca şöyle anlatayım. Osman Hamdi Bey ilk Türk arkeolog idi aslında. Antik kentlere merakı ve saray eşrafından tanıdıklarını da kullanıp şimdiki İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin kuruluşunu başlatan adam olarak da kendisini tanıyoruz. Lagina'nın da bu paralelle bir hikayesi var. 1800'lü yıllarda birçok yabancı arkeolog buraya gelip çeşitli kazılar yapsalar da ilk sistemli kazıları 1891 yılında Osman Hamdi Bey başlatıyor. Bu kazıda tarihe Türk arkeologların yaptığı ilk kazı olarak geçiyor. Bu çalışmalar sayesinde de tabii Lagina'dan hiçbir eser yurt dışına kaçırılmamış. Şimdi burada yaşayan yerli halkın M.Ö. 4. yüzyılda bir deprem sonrası burayı terk ettiği gibi şimdi biz de kenti terk edelim. Bu bölgeden her geçişimde tekrar uğramayı beklediğim bir yer oldu burası. Çünkü daha günümüze ulaşacak o kadar çok kalıntı var ki.